Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. BitTorrent, HODL ve Chiliz'in analizlerini yapacağız. Analizini yapacağımız 3 coin için de önemli bir güncel haber yoktur. O yüzden direkt olarak grafiklere gireceğim. BitTorrent'ten başlayalım. BitTorrent şu anda TL bazında 6,1 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 0,74 dolar civarından işlem görmektedir. BitTorrent'i diğer kripto paralarla kıyaslayacak olursak piyasa değeri bakımından 4,92 milyar dolarlık bir değer ile 30. sırada yer almaktadır. Şu aralar 25 ile 30 arası git gel yapıyor. Hacim bayağı düşük durumda, 1 milyar doların altına kadar düşmüş durumda. Haftalık olarak eksi %10'luk bir götürüsü mevcuttur. BitTorrent'in grafiğini açtığımızda günlük grafikte şu anda 4 saatlik desteğe yakın seviyelerde olduğunu görüyoruz. Şu saatlerde yine bir satış dalgası geldi. Totaldeki havuz artı %3 iken şu anda artı 1.27'lere kadar düştü. Eksiği de görecek mi bakalım. Biz BitTorrent ile ilgileniyoruz şimdilik. Günlük grafikte önemli destek noktası olan 0.76'yı dün kırdı, aşağıda kapattı ve daha çok aşağıya saldı bugün. Daha sonraki güçlü destek noktası 0.69 dolar olacaktır. Bu noktadan 0.69'dan uzun süredir zaten pin atarak destek almaktadır. Ve günümüzde de geçerli. Diyelim ki pinler buraya kadar indi. Tepki alımları yapıp kaldıraçta biraz kazanabilirsiniz. Tabi kaldıracı çok yakından takip etmek gerekiyor. Bilgisayarın başında oturmayacaksanız hiç kaldıraca girmeyin bile. Evet, daha önce 4 saatlik grafikte çizmiştik destek noktasını ve direnç noktasını. Şu anda göründüğü kadarıyla ve o destek noktasından destek alıyor. Yani gün içerisinde bir pin aşağı yatmış fakat 4 saatin aşağısına inip orada henüz kapatamadı. Ara destek noktası olan 0.73 dolar şimdilik iyi çalışıyor. Güçlü destek noktası da bahsettiğim gibi 0.69 dolar olacaktır. 4 saatlikte şu anda net bir şekilde formasyon gözükmemekte. Yeniden günlüğe dönüş yapalım ve indikatörlere bakalım. İndikatörlerden nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Öncelikle şunu söyleyeyim, BitTorrent için şu anda fiyat aşağıya doğru düşüyor fakat hacim de düşüyor. Bu iyi bir şeydir. Avantajlı bir durumdur. Satışlara az kişinin katıldığını gösterir. Evet, gelelim indikatörlerimize, bakalım sonuçlar nasıl. Hareketli ortalamalarda şu anda 10 günlük hareketli ortalamanın aşağısında seyrediyor fiyat ve bu biraz dezavantajlı bir durumdur. Fiyatı ortalamayı aşağı yönlü hareket ettiriyor. CCI ve MACD'de sat sinyalleri mevcut fakat uzun süredir bir trend yok. Eğer trend yoksa CCI ve MACD indikatörleri güzel çalışmayabilir. Hatta çalışmaz. Her ikisi de trend indikatörüdür. Stokastiğe baktığımda nötr sinyali var. Uzun süredir 11 Nisan'dan beri hiç hareketlenmedi. RSI normal bandında. Momentum'a baktığımızda düşüş hala devam ediyor. Momentum sat sinyalini veriyor bize. Henüz al sinyaline geçiş yapmadı. DM'ye baktığımda çok cılız bir sinyal var. Al ve sat arası nötr şu anda. Diğer indikatörleri incelediğimizde parabolikte sat sinyali mevcut. Hacimsel indikatörlere baktığımızda Chuck'in'de de OBV'de de sat sinyalleri mevcuttur. Arkadaşlar, BitTorrent'te maalesef olumlu gelişmeler gözükmüyor. Tahmin ediyorum ki 0.69 dolardan geri dönme ihtimali yaşayabilir. Güçlü destek noktası çünkü. Eğer ki orayı da kıracak olursa büyük tehlikeler yaratacaktır. Evet, HOT'un analizine geçelim. Bakalım. HOT şu anda 11 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 0.014 dolar civarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralarla kıyaslayacak olursak 2,5 milyar dolarlık bir değer ile 55. sırada yer almaktadır. İşlem hacmi son derece düşük, 350 milyon dolar ve son 7 günde %26'lık bir zarar gözlemlenmekte. Grafiğine bakalım. BitTorrent'te de bahsettiğim gibi fiyat bu şekilde düşerken hacmin de bu şekilde düşmesi biraz daha avantajlı bir durumdur. Fiyat uzun süredir düşüyor fakat yavaş yavaş düşüyor. O da hacimden dolayı, yani satış yaparken iştahsızlık olduğu için. Mesela size diyelim ki şu tepeden kilitlendi fiyat ve %56'lık bir zararınız var. Halbuki bu zarar size yaklaşık olarak 16 günde oluştu.
Ama güçlü hacimlenme olduğunda örnek olarak çok basit şurayı göstereceğim. Sadece 2 günde parayı %80 çıkarabildi. Hacimlenmenin farkı budur. Yakın gelecekte ayı sezonu görmezsek, yani sadece şu 16 günde yaptırdığı zararı 2 günde bile çıkarabilecek bir coin HODL. İndikatörleri incelediğimizde fiyat şu anda 10 günlük hareketli ortalamanın altında geziyor ve bu negatif bir durum yaratıyor. MACD ve CCI'ye baktığımda orada da sat sinyalleri mevcuttur. Diğer indikatörlerimizi inceliyoruz. RSI normal bandında stokastikte herhangi bir sinyal yok. Momentum sat sinyali vermeye devam ediyor. Hala toparlayamadı. DMI yine sat sinyali veriyor. Paraboli incelediğimizde sat sinyali 6 Nisan'dan beri mevcut. Hala dönüş olmadı. Hacimsel indikatörlere de baktığımda henüz eksi tarafta, negatif tarafta. Orada da sat sinyalleri mevcut. Arkadaşlar özetle HOT'tan da henüz bir geri dönüş sinyalleri gözlemlenmemekte. Biraz daha beklenecek gibi gözüküyor. HOT için önemli destek noktası 0,13 dolardır. HOT için tren yeniden kuzey yönlü hareketlendiğinde umarım birlikte biniyor olacağız bu trene. Ve Chiliz'in analizine geçelim. Bakalım Chiliz TL bazında ne kadar? Şu anda 4 TL 16 kuruştan işlem görüyor. Dolar bazında ise 50 sent civarından işlem görmektedir. Chiliz'i diğer kripto paralarla kıyaslayalım. Chiliz şu anda 2,9 milyar dolarlık bir değer ile 49. sırada yer almaktadır. Son 24 saatteki işlem hacmi ise 900 milyon dolardır. Son 7 günde eksi %5'lik bir değer gözüküyor. Grafiğini açalım ve yorumlamaya başlayalım. Chiliz'de vaziyet nasıl? Chiliz'in ilk baştaki durumu HOT ve BitTorrent'ten biraz daha iyi duruyor. Kıyaslama yapacak olursak Chiliz, BitTorrent ve HOT sırasıyla gelmektedir. Sadece hacim ve fiyata bakarak söyledim. Şu anda Chiliz kendisini bu üçgene sıkıştırmış olabilir. O üçgenin direnci şu anda 52 sent. Chiliz için güçlü destek noktası 44 sent olacaktır. Şuradaki destek noktası da 4 saatlik grafikten uzanıyor. Bakalım ilerleyen günlerde destek noktası olarak görev görecek mi şuradaki çubuk? Günlük bazda bakıldığında bir şey ifade etmiyor çünkü pinlerden böyle geliyor. Pinlerin kimisinin ortasından geçiyor, kimisinin dibinden geçiyor. Grafik formasyonu olarak ne 4 saatlikte ne de günlükte net bir şey gözükmemektedir. O yüzden biz indikatörlerimizi inceleyelim bakalım nasıl sonuç çıkıyor. Fiyat şu anda 10 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için negatif bir durum izliyor. MACD'ye baktığımızda sat sinyalini 19 Nisan'da üretmiş. CCI'de al sinyali 12 Nisan'da mevcut. Fakat çok sert bir şekilde aşağı yönlü bakmakta. Muhtemelen yarın da böyle olursa sat sinyalini CCI'de üretecektir. Bir günlük şu hareketlenmenin sonucu MACD ve CCI'yi sapıttırmış durumda. Öyle gözüküyor. Momentum'a baktığımızda şu anda al sinyali olsa da durum negatife doğru gidiyor. RSI normal bandında stokastikte sat sinyali mevcut. Henüz alım sinyalleri gelmemiş. DMI'ye baktığımızda da aynı şekilde sat sinyali mevcut. Bu arada ağır satışlar yine geldi. Yani ağır demeyeyim de sert satışlar. Gün içerisinde %3 olduğunu söylemiştim. Analiz yapmaya başladığımda artı 1,2 idi. Şu anda yeniden 0,43'lere kadar gelmiş. Belki negatif duruma geçiş yapacaktır. Bu dalgalanmalar kaldırıcı kullananlar için çok avantajlı durum olabiliyor bazen. Fakat fiyat nereye gideceği hiç belli olmadığı için çok risklidir. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet, paraboliye baktığımda burada da sat sinyali mevcut. Çünkü buradaki hareketlenmelerden dolayı. Yani buradaki sert bir çıkış ve aniden sert bir düşüş aslında birçok indikatörü sapıttırmış durumda. Mesela parabolin sinyali çok sert bir sat sinyaliydi. Fakat aslında o kadar sert bir sinyal değil. Hacimlenme konusuna baktığımızda yani videonun başında da bahsettiğim gibi indikatörler de aynı şeyi söylüyor. Biraz daha iyi. Yani en azından negatif bölgelerde değil. Genel olarak özet yapacaksak BitTorrent, HOT ve Chiliz'de al sinyalleri hala gelmedi. Hacimlenme konusunda BitTorrent ve HOT benzer şekilde gidiyor. Fiyat düştükçe hacimsel iştah da düşüyor. Bu avantajlı durumdur. Geri dönülemez noktaya sokmadan bir yerden dönüş yaparak yönünü yukarı yönlü devam ettirebilir. Chiliz'deki hacimlenmeler
bir tık daha güçlü BitTorrent ve HOT'a göre. Alışlar biraz daha kuvvetli, satışlar da biraz daha kuvvetli. Zaten kıyaslamalarda da görmüştük benzerini. Şu şekilde BitTorrent 5 milyar dolar değerinde, 1 milyar dolarlık hacim kabul edelim. Chiliz 3 milyar dolar değerinde. Bunu da 900 milyon olarak hacim kabul edelim. Biri 5'te 1 hacim çeviriyor. Chiliz ise 3'te 1'i hacim çeviriyor. Yani Chiliz'deki alımlar ve satımlar bir tık daha kuvvetli demek oluyor. Şu anda alım için uygun yer mi derseniz bilinmez. Ben biraz daha beklemeyi öneriyorum. Dediğim gibi şu ara aşırı dalgalı. Biraz daha izlemekte fayda var. Evet. BitTorrent, HOT ve Chiliz analizleri bugünlük bu kadar. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.